Davam edelim sizlerden. Geçen Sevsen Hanım bizler için güzel bir vatere hazırlayıptı. O da eskiden eski bir lokanta, güzel bir lokanta tarihi eseri ve güzel resimler var içinde. Onu izleyelim. Ardından devam edelim sizlerden. Merhaba sayın seyircilerimiz. Bugün Kerkük'te bir lokantadayız. Bu lokanta her rukun, her zaviyede bir hatırası var. Her kim gelen oturan bu lokantada güzel hatıraları yada salar. Kalın bizimle. Evet sayın seyircilerimiz, bizimle Üstad. İmad Mikail. Kek İmad, istirik bilak bu fikrini hardan getirdi? İlk kere matamıydı diye lokanta yani, yoksa tuhafiyet eşyalar? Yok, evvelde bu eşyalar yani takriben %9 eşya yani özüm var mıydı evde? Her yani bir gurfa var mıydı dolup bu eşyalar? Sonra dedim yani mesela, şimdi ne zaman hazi ederim mesela bu eşya var mıydı mesela şey ederim. İhtimal yani aynen alem var mesela hazi eder mesela böyle aşkı eşyalar, zikriyat eşyalar görsün. Ben de öz ihtisasım bu fikrini koydum, yani matama açtım. Eski daha yani de görsün. 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden hepsi oydu. O her şey burada yani her bir dönemimiz yani ne dediysem bir zikriyatımız var. Evet. Öziydi. Hatta mavad gıdaiyen de o vakit mavad gıdaiyen. Rai malı vaktinde. Rai vaktinde az şeydi, o somariler az şeydi, o da hepsi yani Arabya mesela sınağı vataniye. Aynen alem var Bagdat'ta mesela hivayetidi mesela aldım özlerine. Yani yığıştırsan arkadaşlardan o arkadaş da var mesela özüdür ben kalmıştı evde aynen yani bu eşyalar yani istiyormuşum evvelden. Saklamışım indiye kadar. Ve götürüp buraya koyup yanımızda. Şimdi şıkatayı kimin? Yani bunlar yani nece seçip sen bunları hepsini? Yani, şimdi bazı şey var yani mesela antikat var, kadimler var, az şey mesela Avrupa'da şeydi o zikriyat. Zikriyatımız yoktu özüydü. Bas o şıkkata mesela hem nece desen tabak şey derdik özüne hem şeyini yani kartonu oynardık uşaklardan. Bunlar hepsini özü tavsiye edese mesela cemaate yığıştırsınlar sağ için özüne? Yok dedim sana yani bazı var mesela aynen hivayeti de aynen var idi bu şeyler. Ondan bazı mesela bazı Bagdat'tan dedim sana mesela götürmüşüm var Musul'dan götürmüşüm. Yani tıp hatır verirler sana hediye özün yoksa parayı da alır. Yok ya var yani var götürüp mesela diye bu nenanımdı mesela bu burada o dedim mesela bu babamındı. Zikriyatı kalıp dedi yani aşağımız var yukarıda yani emanet şimin. Her zaman istedi mesela gövlü istedi yoksa istedi yaparsın. Bazı aile geldi mesela koydu yargı yamağı mesela bir 20 dakika yarım saati o bir saat bas tasvir ediyor. Hapsi aşalara bakır, resmi aldı. Bu hayvatı her, yani koy diğer kübün üstten bu yana daha ben bu aşaları mesela ne var mı ziydi evde her kalıp evvela. Özüm daha almışım yani bir de Kerkük'te almışım, Diyala'da almışım, Basra'da almışım. Dürbün Basra'da bir oğlan yolladım benim için. Yani tarih var üstüne. 1920. Her devel kakayı bu aynen yani şey var idi, Berramıc var idi, Kanat Kerkük'te. O mesela Haba, rahmeti Haba. Aynen yani hepsi şahsiyetler
görüşür malıdır. Burada da diyorum sana o doktor Kays Polis Mesih'iydi. Rahmeti doktor Yıldırım, Melik Faysal, o Şeyh Fettah Kaki. Ne kadar güzeldi bir insan kendi memleketinin tarihin ve kültürünü arşiv etsin. Gördüğünüz ki eski şeyleri ki bizden daha büyük yaşlar kullanardılar özünü. Brandlar var idi, bir süt markası var idi. Bilmiyorum, bazı cihazlar var idi. Hepsi o zaman da çok tanılan idi ve bahaydı. Ve millet hepsi ondan alırdı ya da ondan içirdi ya da ondan yirdi. Bunları hepsini arşivlemek ve bunları hepsini bir yerde toplamak ki o yerde de geçsen, otursan, yemek yesen. Yani yemek yiye yiye sen bu arşive baktın. Manzaranı göresin. Aynen. Ne bileyim, bazı insan var gerçekten haz eder bu şeyleri toplasın. Yani koyduğun hastası da parasını milyonlarca verse bile o eseri şeyi haz eder alsın. Yani her nancaysa bakmaz kıymetine. Bes ister alsın yığıştırsın. Yani eski şey. Hazır toplasın. Aynen. Özü indi bir sene var. Biz bazen diyerek fazla eşyaları atağın. Aynen. Ama özü bazı şeyler var. Kim var tam tersi de. Çevirer. Çevirer iller sonra ahfetlerine gösterir. Aynen. Bak bu şeyde. Ama bizler yok. Biz bu cil ammeten yok. Sen marık toplamak. Sıma Yemen'de bir koy var. Koy bunu da diyeyim. Ben düğme toplarım. Şahlıktan indiye kadar. Biraz mesela eski oğlu atılı bir aksesuar özünde. Bir düğme var özünde. Ben onu kaldırırım. Mesela indi örnek veririm. Evde bir kutum var bunca. Bir düğme var içinde 80 yaşında bir düğme. Yani 80 yaşından kalıp burada çok eski bir yerde terzilik işlerdiler hatunlar. Bir zirdepte taptım özünü ne diyor bu? Ne diyorsunuz özüne? Tamam. Aynen serdepte taptım özünü ki orada asbap dikerdiler. Hepsi düğmeleri eski eskiydi. O kadar mutlu olam tapandım özünü. O yüzden de insan var. Var her. Aynen. Yani mesela indi bu sütün markasıdır, bir cihazın brandıdır ya da şiklidir. Şakatalar. Aynen, eski şıkatalar, hepsilerin toplayıptı. Ve orada gidesen, yemek yesen, bu tarihi şeyler görsen. Şimdi çok restoranlarında styler de böyle olup da eski şekilde style yaptılar. Mesela içerisin çamurdan yapılırlar. Özel restorantı. Aynen ha. Aybi yoktu, yazdan çok güzel dekorasyonu var. Ama içeriye girsen baksan çamurdan yapılıptı. Aynen eski evlerdeki gibi ki sen o yemeğin lezzetini alasın. Yani o yemek mesela örnek verim. Bir köyde oturup sen yemeyesin. Doğru. Hatta da adını alasın. Ama çok güzel yapalım. Bir şeydi. Yani o kültürü göstersen eskiden uşaqlarımıza, özlerimize göre eskiden ne cahiller, biz ne indi tatavara geçmişiz. Ama çok güzel bir şeydi. Hatta ki resimler de yaptıkları bu büyük adamların resimlerdi. Yani gerçekten insan var böyle tarihi şey sevdiği zaman geçsin bir restoranda otursun ya da tarihi isterse bilme eseri bir şeyleri eskiden bilmek isterseler burada bence her şey tapasız. Tabii. Teşekkür ederim Sevsen Hanım'a güzel güzel veteriler hazır edir bizler için.